Şimdi bir tane otomat bulduk. Elimde sadece iki tane 5 lira var. Deneyelim bakalım bir neler alabiliyoruz önce. Kek grubuymuş 10 lira. Ne, ne yersin? Sumuk ben kek mi? Misin? İki tane. Iki tane. Tabii yok oğlum. Onu bilerek geliyorum. Böyle gitti hocam. Bir. Bir lirayı da. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Yine bir lira vardı hocam. Az önce 9 liraya hiç şey aldım. <laughs> Yoldayken değeri düştü paranın. Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bundan tam 6 yıl önce bize gelen bir e-posta üzerine 200 TL'lik banknot incelemesi yapmıştık. O videoyu hatırlayanlarınız vardır. Hatırlamayanlar için şöyle bir kısaca tekrar edelim. Ne renk abi 200 TL? Pembemsi bir rengi var. Nar çiçeği. Magenta abi. En son ne zaman gördün abi iki üsteyle? Çok oldu emekliyim çünkü ben. abi bir ara ben kredi çekmiştim. O ara gördüm. O gün bugündür o videoda kullandığımız kapak fotoğrafı her ekonomi haberinin manşetini süsledi. Malum bol bol ekonomi haberi duyduk. Ama 6 yılda çok şey değişti. Neyse biz konumuza dönelim. Bugün 5 TL'lik madeni paranın incelemesini yapıyoruz. İnceleme detaylarına geçmeden önce size resmi kaynaklardan edindiğim birkaç bilgi vereyim. Bakın resmi diyorum sonra yanlış olmasın yorumlarda bizi linç etmeyin. 5 TL'lik madeni paralar 1264 sayılı madeni ufaklık ve hatıra para bastırılması hakkında kanun uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı darpane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milyon adetle sınırlı şekilde basılmış dostlar. Aslında 29 Ekim 2023'te yani tam da 100. yıl dönümünde tedavüle girdi ama gündelik hayatta kendisiyle yeni yeni karşılaşmaya başladık. Buradan da anlıyoruz ki darphane 100 milyon adet parayı tek seferde basmamış. Basılan para sayısı arttıkça artık kullanımda yaygınlaşıyor. Bu arada bir ek bilgi sadece bir defaya mahsus basılmış bir paradan söz ediyoruz hatıra parası deyince. Yani bu resmi açıklamaya bakınca elimizdeki para gerçekten hatıra parası ancak bu haberler çıkınca çok fazla eleştiri de yapıldı tabi. Mesela 100 milyon adet hatıra parası mı basılır ya da işte hatıra parasının bir değeri olmaz alım satım için kullanılmamalı gibi ama aslında bu yakın tarihimizdeki ilk hatıra parası değil dostlar. Ayrıca darpanenin bu milli ve milletler arası özel günlerde veya faydalı olduğu değerlendirilen kişilerde, kurumlarda ya da olaylarda hatıra parası basma yetkisi var arkadaşlar. Daha önce 31 Ekim 2016'da 15 Temmuz hatıra paralarının basımına karar verilmişti ve sonra 220 milyonu aşkın yanlış hatırlamıyorsam 15 Temmuz'a özel 1 TL'ler basılmıştı hatırlayanlarınız vardır bunu da. O paralar hala dolaşımda. Alakası bir bilgi de burada araya sokuştur vereyim. İlk madeni paranın Lidylar tarafından kullanıldığı kabul görür ama bu tam olarak kesin değildir. Fakat dünya tarihinde madeni paraların basıldığı ilk büyük darphane 1596 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Bu da kesin bir bilgi. Bu kadar bilgi yeter. Gelelim şimdi 5 TL'lik madeni paraların en çok eleştirildiği konuya yani tasarımlarına. 5 TL'lik madeni paranın ön yüzüne baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti yazısını görüyoruz ve hemen ortada da rölyefli yani kabartmalı bir Atatürk portresi yer alıyor. Yanlış bilgi vermek istemem ama buradaki rölyefli kabartmada kullanılan fotoğraf sanıyorum Atatürk'ün Erzurum Kongresi'nde taktığı, ilk kez taktığı kara kalpaklı fotoğrafı. Milli mücadelenin simgesi olduğu için lisedeki inkılap tarihi ders kitaplarında da uzun bir dönem kullanıldı bu fotoğraf. Ancak 5 TL'lik madenin üzerine basılı hali bu fotoğrafın tasarımını en çok eleştirilen konularından birisiydi. Kabartmalı bir şekilde basıldığı için fotoğraftaki haliyle birebir görmek tabii ki mümkün değil arkadaşlar ama bence buna rağmen o fotoğraf daha doğru basılabilirdi yani öyle hissettiriyor ilk bakışta. Atatürk rölyefinin hemen altında Cumhuriyet'in 100. yılı resmi logosunu görüyoruz şurada. Bu logo, Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan resmi logo dostlar. Gelelim paranın arka yüzüne. Sizce burada ne yazıyor? Görüyor musun Mami? Sence ne yazıyor bu paranın arkasında abi? Görebiliyor musun? Ne ben buna 5 de derim ama 50'ye daha yakın duruyor ya, bence. Zaten en çok eleştirilen tarafı da oydu. Neyse dönelim tasarıma. En çok eleştirilen konu o dedim ya işte millet buradaki 5 lira yazısıyla yani 5 yazısıyla yandaki ince hilal motifini bir arada 50 şeklinde okuyabiliyor. Ama yakından bakınca böyle biraz detaylı üzerine uğraşarak bakınca burada 50 yazmadığını anlıyorsun. Hani biz 50 TL'lik madeni para olmadığını biliyoruz. Yani şimdilik biliyoruz. En azından şimdilik yok ama turistler bu tasarımı 50 olarak okuyabilir. Gerçi bizim esnafta açık göz yemez yani böyle şeyleri bence. Parayuz olarak 50 verebilir ama Taksiciler falan kesin yapar yani çok haklısın. Yani kötü huylu taksiciler diyelim. Biz siz anladınız bizi. Parayı elinize alıp biraz inceleyince yandaki hilal figürünün iç tarafında 16 adet küçük ve bir de ortada büyük olmak üzere toplam 17 adet yıldız görüyoruz. Bu yıldızlar Cumhurbaşkanlığı forsunu andırıyor. Biliyorsunuz ki forstaki 16 yıldız tarihteki 16 büyük Türk devletini ve ortadaki Güneş'te Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor arkadaşlar. Paranın dış sarı çerçevesindeki yıldızlı figürü ise 8 köşeli Selçuklu yıldızıymış dostlar bu arada. Bu yıldız hızın üstünde bir Türk bayrağı kabartması var paranın üstünde. Hemen altında da Türk lirası yazısını ve altında da basım yılını görüyoruz paranın. Açıkçası okuma hatasına sebep olacak konusunda ben de hemfikirim ama ama ben kimim yani sonuçta çıplak bir vatandaş yani. Paranın kenarlarında artık geleneksel hale gelen tırtıklı bir yapı var. Bu arada madeni paralarda bu tırtıkların neden kullanıldığını bilen varsa yorumlara yazsın. O yorumları da beğenelim. Diğer madeni paralarımızda olduğu gibi bakır, nikel ve çinko karışımı üretilmiş dostlar. 5 TL'lik madeni paralar ve çapı 28.15 mm. Yani şu anda tedavülde olan en büyük madeni paramız kendisi. Kalınlığı ise 1.70 mm ağırlığı da 8.25 gram. Peki bu bilgiler tam olarak ne işimize yarayacak? Elimde hem eski hem de yeni bir TL'ler var dostlar. Eski olan 2015 ve yeni olan 2024 basım tarihli ve bu iki madenin paranın değeri aynı olsa da aralarında ciddi farklar var. Belki arada bilenleriniz vardır. 1 TL'nin basın maliyeti en son 2,5 TL'ye kadar yaklaşınca darphane yeni 1 TL'leri daha ince ve hafif şekilde basmaya başladı. Görünüş ve tasarım olarak bir şey değişmedi ama paranın maliyeti kendi değerine yaklaştı diyebilirim. Ve sıkı durun. Ekonomim.com'da yer alan bir habere göre yeni 5 TL'lerle yeni 1 TL'lerin maliyeti aynı 2,30 TL. Yani yeni 5 liralarla yeni 1 liralar aynı maliyetle darphanede basılıyor. O halde yeni 5 TL'ye yeni 1 TL ye öyle diyebilir miyiz abi? Ben yani bence ekonomik koşullar açısından denilebilir. Çünkü... Sonuçta ikisiyle de bir şey alamıyorsun. Ya ikisiyle alamıyorsun da hani 5 TL'nin biraz daha kabulü var. Yani böyle daha güzel ucuz iş yapan böyle güzel mahalle arası büfelerde hala bir su alınabilir bunu ama diğer bozuk paralarla artık bir şey alınmıyor. Yani o paralarla bir şey almak istersen yanına cüzdan taşıman değil kese taşıman gerekiyor. Bir süredir 5 TL ben de uzun süredir görmüyorum da arada işte Bornova'yı bilenleriniz varsa orada ucuz su satan marketlerde falan 5 TL oluyor hocam şimdi. Abartmayalım. Bim daha yüzürde 5 TL su var yani. Neyse biz ekonomistlerin işini bırakıp konunun özüne yani 5 TL incelemesine geri dönelim. Peki maliyeti aynı olan yeni 1 TL'ler ile yeni 5 TL'ler arasında nasıl bir fark var? Önce eski 1 TL'yi alıp ölçülerine bakacağız yenisiyle birlikte ve sonra hepsini 5 TL ile kıyaslayacağız dostlar. Bunun için yanımda bir kumpas bir de tartı var. Şimdi ölçüp bakalım. Eski 1 TL ile başlıyoruz dostlar. Şöyle kumpası açalım. Bu arada elimdeki kumpas çok referans bir kumpas değil. Ufak tefek hata ve esneme payı var. Ee, mazur görün. Eski bir TL'nin çapı 25.9 mm, 0.1'i değil 0.01'i geçiyorum. Yeni bir TL'ye bakıyorum. Bu arada çapta bir değişiklik olmadı yeni bir TL'lerde. Yine aynı 25.9 Şimdi yeni 5 TL'nin çapına bakıyoruz. Hatta şöyle çevireyim. 27.9 bu arada 2 mm fark var sanırım değil mi? Şimdi bir de kalınlıklarına bakalım paraların ve kumpasla işimiz bitsin. Eski 1 TL'den başlıyoruz. Eski 1 TL'nin kalınlığı 1.62 milimetre. Eski 1 TL'nin kalınlığı. Yeni 1 TL'nin kalınlığına bakıyorum. 1. 31 mm ve yeni 5 TL'nin kalınlığına bakıyorum. Bu değerleri söyledim ama sonuçta kumpas biraz hassas olmadığı için yeni 5 TL'nin kalınlığında 1,43 mm. Yani şöyle toparlıyorum ben burayı. Yeni 5 TL'ler eski 1 TL'lerden daha ince ama yeni 1 TL'lerden 0.1 mm daha kalın. Yani eski 1 TL'ler neredeyse madeni değer açısından konuşuyorum, yeni 5 TL'lerden daha değerli o zaman demeyeyim mi hocam? <laughs> Şimdi ağırlık meselesine geleceğiz. Çünkü bu iki paranın ölçüleri birbirinden farklı olmasına rağmen maliyetlerinin aynı olduğunu az önce söylemiştim. Bakalım ağırlık tarafında ne değişiyor? Tartımı açıyorum. Eski 1 TL ile başlıyorum. 8 gram. Yeni 1 TL, 6 gram. Yeni 1 TL'ler eski 1 TL'lerden 2 gram daha hafif. Bu da kullanılan malzemenin azaltıldığını gösteriyor bize dostlar. Şimdi yeni 5 TL'nin ağırlığına bakıyoruz. Zaten 8.25 bilgisi de verilmiştir resmi kaynaklar tarafından ama o kadar hassas bir tartımız yok şu an elimizde. Şöyle diyebiliriz. Yeni 5 liralar yeni 1 liralardan 2 gram daha ağır. Yeni 5 liraların yeni 1 liralardan 2 gram daha ağır olmasına rağmen maliyetinin aynı olması çelişkisi var burada. Aslında bu çelişki değil. Aynı madenler kullanılsa da demek ki yeni 5 liralarda bu madenlerin farklı türlerde, farklı oranlarda alışımı üretilmiş ki aynı maliyeti karşılamaya çalışmışlar. Bu arada eski 1 lirayla yeni 5 liraların ağırlığının da aynı olduğunun altını çizmek istiyorum. Aynı madenler vardı. Ağırlıkları aynı. Boyutu biraz daha büyük 5 liraların. Demek ki yeni 5 liralar madeni değer açısından eğer bu oranları veya maden oranlarını işte alışımda kullanılan oranları görmezden gelirsek maden açısından hemen hemen aynı değere sahip dostlar. Şimdi bu paraları biz kullanabiliyoruz dedim de. Evet. Otomatlar falan. Dedik ama otomatlar kısmını hiç bilmiyorum. Sonuçta her yerde otomat kullanıyoruz abi. Hele büyük şehirlerde AVM'lerin içinde metrolarda falan. Hadi gel bir deneyelim biz buna en iyisi. Şimdi bir tane otomat bulduk. Elimde sadece 2 tane 5 lira var. Deneyelim bakalım bir neler alabiliyoruz önce. 10 liraya soda var. Kek grubuymuş 10 lira. Ne, ne yersin? Su mu ben kek biliyorum. mi? 2 tane. <laughs> bir Şey de. Tabii yok oğlum onu bilerek geliyorum. <laughs> kek mi alırsın su mu? 2 seçeneğin var. Kek olsun. Kek mi? Kek tamam. Böyle gitti hocam. Bir. Algıladı mı? Yok hala insert diyor. Ben 10 lira olduğu için ikincisini de atıyorum. Almadı. Çuvalladık. Paramız içeride kalmamıştır inşallah. Tamam tamam. Geri verdi. Bir tane geldi yalnız. Hocam bir tane geldi o da 1 lira. 5 liramı aldı 1 liramı verdi. 9 lira değil mi? Az önce 9 liraya hiç şey aldım. <laughs> Yok biz bir güvenlikten paramızı isteyelim çünkü daha deneyeceğiz bunları. Elimizdeki 1 lirayı atacağım ve tekrar basacağım para iade tuşuna. Umarım bu sefer 5 liralarımı verir. Atıyorum. 1 lirayı da... Bir şey geldi, bir şey geldi. Yine 1 lira vardı hocam. <laughs> Yoldayken değeri düştü paranın. <laughs> Param kaldı. Ne yapacağız? Şimdi güvenliğe de sorduk. Parayı geri vermezse üzerindeki numarayı arayın dedi. Şurada bir numara var. Ama bir telefonunu versen arayalım abi direkt. Ee, meşgulken vakti boşa geçirmeyelim istedik. Basıyorum tekrar. Bir daha geldi. Bir, şey geldi. bir şeyler geldi. Geldi. 5 lira. Bir tane daha var. Ne şu an? Haline bak paranın. 1 lira daha geldi. 6 lira verdi. Toplamda kaç para geri aldık? Lira. Toplam 7 lirayı aldık. Kaldı 3 lira. Ahı gitmiş, vahı kalmış. 1 lirayı atıyorum. 2020 yılından kalmış. Pandemi üstünden geçmiş bu. 3 lira mı var? 5 lira verirse 2 lira kardayız ama. Öyle bir durum var. <laughs> 2 liralık hakkım var ya. Dur <laughs> kullanayım. Aynı parayı verdi. Bizim 5 lira içeride takıldı sanırım aletler uyumlu olmadığı için. 2024 basımlı yeni 1 lira makinede durmuyor bile. Görüyor musun? Demek ki bu makine de hala eski 1 liralara uyumlu. Ha siz mi bakıyorsunuz abi buraya? Abi be, yeni 5 lira daha çıktı biliyor musun? Çıktı. Çıktı. O makineler buna tanımlı. Ama tanımlı, tanımlı. Abi biz bu arada bastıkça bize 1 e, liralar verdi. 2 lira fazladan. 5 lirayı sen bana verirsen ben sana 2 lira vereceğim makinenin verdiği. Tamam. Hah takılmış. 5 lira takılmış. Tamam. Toplam 10 saydırdık şimdi Toplam aynı 5 lirayla. Beş lira. Buyur abicim. Ben sana 2 lira daha vereceğim. Niye? Çünkü geri bana ben Yedim 5 lira ama istedikçe 2 lira verdi. Bu da 2 lira abi. Böylece fitleştik galiba. Tamam abi. Sağ olasın. Sağ olasın abi. Kolay gelsin. Evet biraz tartışmalı bir alışveriş sonrası önce 9 liraya hiçbir şey sonra da 10 liraya bir tane kek alabildik arkadaşlar. Ne diyelim afiyet olsun. Umarım bu videoda hem bilgilenmiş hem de eğlenmişsinizdir. Yeni 5 TL'ler hakkındaki incelememizin ve test videomuzun da sonuna gelmiş olduk böylece. Eğer bu yıl tedavüle çıkarsa 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların da incelemesini birlikte yaparız. Hoşçakalın. Mami kek yiyecektin değil mi sen?